Business Angola'ya hoş geldiniz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi COVID-19 bu ülkede dijitalleşmeyi artırdı. Birkaç dakika içinde kayıt dışı ekonomiyi dijitale bağlamayı başaran bir platform keşfedeceksiniz. Angola tüketici pazarı 40 milyar dolarlık bir pazar. Bu yıllık ciro. Kayıt dışı sektörde bunun yaklaşık 30 milyar doları var. Göreceksiniz, çok iyi çalışıyor ve ülkenin büyümesine fayda sağlıyor. Ama ilk olarak sizin için bir başka örnek için Pedro bizimle. Örneğin sağlık sektörü, doktorlar, hastaneler ve eczanelerle hastaların yaklaşımını tamamen değiştiren, sağlık sektöründe uzmanlaşmış başka bir platformun patronusunuz. Bu, şu anda COVID-19 durumunda ortaya çıkan boşlukları dolduruyor. Sadece Angola'da değil, dünyanın her yerinde, eczanelerde stoklar tükendi. İnsanlar sağlık kuruluşlarına ve eczanelere yardım almak için koşuyor. Ancak onlar bunu bulamadı ve farklı yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Angola'da bunu hazırladık. Çünkü temelde tüm bilgiler çevrim içi. Dolayısıyla insanların o anda ihtiyaç duydukları bir maske, alkol veya başka bir şey bulmak için farklı eczanelere gitmelerine gerek kalmıyor. Ve hizmetlerinizi geliştirme sürecindesiniz. Şu anda inşa ettiğimiz şey, insanları internet üzerinden doktorlara ve kliniklere bağlamak. Ki bu entegre olan her şeyde mümkün. Eczanelerle çalışıyoruz, doktorlarla çalışıyoruz, sigorta şirketleriyle çalışıyoruz. Yani temelde bir hastanın her şeye tek bir platformda sahip olmasını sağlayan bu ekosistemi inşa ediyoruz. Dijitalin neden yaşadığımız bu yeni normale uyarlanmış bir cevap olduğunu anlamak için başka bir örnek. Kayıt dışı ekonomiyi dijitale bağlamayı başarmış bir startup şirketle Luanda'daki ekiplerimiz tarafından hazırlanan bu haberi izleyin. Bu Luanda pazarında giderek daha fazla sayıda küçük satıcı meyve ve sebzelerini almak ve satmak için dijital bir platform kullanıyor. Hizmet birkaç yıldır mevcut ancak pandemi sırasında önemli ölçüde arttı. 2019'da gayri resmi pazarları tüketicilerine bağlamak önemliydi. 2020'de yaşananlar yani salgın büyümemizi hızlandırdı ve diğer bölümlerin aktivasyonunu hızlandırdı. Şu anda pazarlarda tedarikçide çok iş yapıyoruz. Yani bu tedarikçileriyle iletişim kurmak ve envanterlerini stoklamak için dijital platformunuzu kullanan daha fazla gayri resmi pazar satıcılarına sahip olduğumuz anlamına geliyor. Geraldine'in hizmeti tedariki yapan ve taşımayı yapan platform olduğu için zamandan ve dolayısıyla paradan tasarruf sağlıyor. Ürünlerimizi satın almak için çok uzaklara giderdik. Bu taksiyle çok pahalıydı. Bugün artık durum değişti. Siparişi veriyoruz ve doğrudan bize teslim ediyorlar. İyi ürünler, bir sorun varsa ürünleri iade edebiliyoruz. Sistem Luanda ve aynı zamanda ülkenin diğer şehirlerinde çok iyi çalışıyor. Öyle ki Geraldine ve ekibi, örneğin Angola'daki iki ana ticari bankayla ortaklıklar yoluyla yeni hizmetler oluşturdu. Temel şeylerden bahsediyoruz, banka hesaplarından, çok temel sigorta ürünlerinden ve bu satıcıların her birinin ekonomiye daha etkin bir şekilde katılmasını ve tasarrufunu daha iyi yönetmesini sağlayacak tüm finansal hizmet türlerinden bahsediyoruz. Riskler çok yüksek. Bazı Afrika ülkelerinde olduğu gibi Angola'da da bu kayıt dışı sektör ekonominin temel direklerinden biri. Angola tüketici pazarı gerçekten 40 milyar dolarlık bir pazar. Bu yıllık ciro. Kayıt dışı sektörde bunun yaklaşık 30 milyar doları var. Yani çok sayıda oyuncudan, milyonlarca küçük oyuncusu olan gerçekten büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu örneği dünyanın başka yerlerinde de kopyalanabilen bu modeli az önce gördük. Bu aynı zamanda Ruanda'da çalışan ve İsveçlilerin ilgisini çeken platformunuz için de geçerli. Bir şekilde daha dijitalleşir ve daha küresel olursak, yani aslında dünyanın her yerindeki tüm şirketler aynı şey için rekabet ediyor. Felsefemizi bu şekilde oluşturduk. Dünyanın her yerinden insanlara çalışıyoruz ve bunu düşünüyoruz. Aslında sürdürülebilir bir büyüme elde etmenin ve yeni pazarlar bulmanın yolu bu. Sürdürülebilir büyüme, yeni pazarlar, dijital sayesinde ve bu bağlamda yeni normal sayesinde. Bizimle olduğunuz için teşekkürler Pedro. Yakında Business Angola'da görüşmek üzere.